Sevgili seyirciler, gündem özel devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. İlk bölümde Türkiye gündemini konuştuk. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç. Evet Sayın Bakanım, ikinci bölümde bakanlığımıza gelelim, yatırımlara gelelim. Türkiye'de spor ve gençlik konusunda muhteşem yatırımlar yapıldı. Statlar var, gençlik merkezleri var, amatörler için projesi başlamış, bitmiş, devam eder ve proje aşamasında birçok yatırım var. Bunlarla birlikte gençlik konusunda ve sporda ulaşmak istediğiniz nokta ne? Bu yatırımlardan da şöyle bir global olarak bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii spor yatırımlarımıza ve gençlik yatırımlarımıza dönmüşken bugün de üzücü bir haber aldık biliyorsunuz sabahleyin. Sinan Şamil Sam vefat etti. Rabbim kendisine rahmet eylesin, tüm ailesine sabırlar versin, başsağlığı diliyorum. Yarın cenazesi bildiğim kadarıyla Ankara'dan kalkacak. Ülkemize, milletimize gururlar yaşattı. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Buradan da tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığımızı iletmiş olalım. Tabii Türkiye'de şu anda 29 stadyum, bunun 5'i bitti. 16'sı devam ediyor ve toplam maliyeti 3,5 milyar. Şimdi tabii şu bazı arkadaşlar veya bazı siyasiler şey diyorlar. Yani spor tesisi yapana kadar başka işler yapın. Ama işte bu spor tesislerini yaptığınız zaman gençliğimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza gelecekte çok farklı imkanlar sunabileceğiz. Çünkü aynı şekilde bizi eleştirenler şu eleştiri de yapıyor ama. Neden olimpiyatlarda yeterince başarılı değiliz? Neden uluslararası spor müsabakalarında yeterince başarılı değiliz? Altyapınız olmazsa bu başarıyı elde edecek olan sporcu yetiştirmekte sıkıntı çekersiniz. Onun için biz bu yatırımları yapıyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz. Şu anda da ekranda görüyoruz, biten stadyumlarımız gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört bir yanında bitmiş olan stadyumlarımızın görüntüleri. Bunlar tabii altyapı yatırımlarıdır aynı zamanda. Çünkü ülkemizin uluslararası spor müsabakaları ve uluslararası organizasyonları alabilmesi için, tabii özellikle ses getirecek organizasyonları alabilmesi için bunların altyapısı yapılmış olması lazım. İşte bunlar onlar. Ve tabii biz bunları sadece stadyum anlamında yapmıyoruz. Yani 15 günde bir kullanılacak olan stadyumlar değil bunlar. Bunlar içlerinde antrenman salonları ve aynı zamanda sportif anlamdaki ticareti geliştirebilecek olan yapılarda ve aynı zamanda gastronomi anlamında yani gıda sektöründe de faaliyet gösterebilecek altyapıya sahip olan tesisler. Ve ofis anlamında da. Aynen öyle. Ofis anlamında da hayatta kalabilecek olan tesisler. Örneğin yurt dışından hep örnek veririz ya. Mesela Chelsea'nin stadı. Stamford Bridge. Aynı zamanda kulübün merkez binasıdır ve ofis katı vardır. İşte Real Madrid'in stadı. Barcelona'nın stadı. Bayern Münih'in stadı. Şimdi bizde de böyle olacak inşallah. Bunlar aynı zamanda ekonomiye de katkı verecekler. Şimdi ekonomik anlamda eleştirenler oluyor ya. Bunlar ekonomiye katkı verecek olan şeyler işte. Örneğin yeni açılan statlarımızda şöyle bir unsuru da artık devreye alıyoruz. Güneş enerjisinden faydalanarak enerjilerini üretip, kendi enerjilerini sağlayıp aynı zamanda şebekeye de enerji verme. Enerji şebekesine enerji verme anlamında da bir katkı sağlaması, katma değer sağlaması noktasında çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yaptığımız çalışmalar hem ekonomimize hem de hep ortaya koyduğumuz işte enerji anlamındaki açığımızı da kapatma noktasına destek verecek. Dolayısıyla bakın siyasi anlamda eleştirmek için siz bir şeyleri söylersiniz. Ama o zaman biz de bu işten sorumlu olanlar olarak çıkar. Sizin bu söylediklerinizin karşısında öyle şeyler söyleriz ki bütün vatandaşlarımız doğru yapılan yatırım farklı noktadaymışlar. İşte enerji anlamında söylersek statlarımız enerji anlamındaki üretim yapacak olan statlarımız harcadığının iki mislini üretiyor olacak. Bu çok güzel bir şey. Şimdi vatandaşımızın kafasını şöyle bir şekilde karıştırmaya çalışıyor muhaliflerimiz.
Ya işte dedim ya, spor tesis yapana kadar başka şey yapın. Biz öbürlerini yapıyoruz zaten. Ama bu eksik olan altyapıyı da tamamlamak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. O da olacak, o da olacak. Beraber yürüyecek bunlar inşallah. Efendim, diğer yatırımlara... Diğer, evet. Pardon, sen bakalım diğer yatırımları, gençlik merkezleri... Ha şimdi şu anlamda, diğer, tabii. Amatöre yönelik yatırımlar, çünkü ondan sonra Samsun'a geçeceğiz galiba. Tamam. Şimdi şu anda devam eden 500 tane tesisimiz var. Yapımda. Bunlar farklı anlamdaki tesislerimiz. Farklı branşların tesisleri. Toplam 500 tesisimiz devam ediyor. Şimdi tabii bunların yapımının devam etmesi aynı zamanda diyorum ya, hep şimdi bağlayacağım oradan çünkü oraya. Bu ekonomiye de çok ciddi bir katkı. Yani çünkü bunların yapımı içerisinde çok farklı sektörler, hem inşaat sektörü içerisinde hem de farklı sektörler burada beraber çalışıyorlar. Bir şey yapıyorsunuz, ekonomiye bir katkıda bulunuyorsunuz. Gençlik merkezlerimiz. Şu anda 205 gençlik merkezimiz faal. Geçen sefer de dile getirdim, yine dile getireceğim. Gençlik merkezlerimizi eleştirmek nasıl bir şeydir ben onu bilmiyorum. Ben onu algılayamıyorum. Yani şunu söylediğiniz zaman, gençlik merkezleri ne yapıyor ki dediğiniz zaman ben tekrar söylüyorum. Arkadaşlarımız, bunu söyleyenler lütfen bir gün vakit ayırsınlar, gençlik merkezine gitsinler. Bunu özellikle rica ediyorum. Çünkü bunu dile getiren bir siyasi. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Şimdi aklıma geldi. Böyle arada sırada bir iki atlayabiliriz değil mi konulardan tabii, konulara? Tabii. Şimdi bakın, gençlik merkezlerimizle ilgili eleştiriyi gündeme getiren siyasimiz, şu anda milletvekili olan kişi, bundan kısa bir süre önce bürokrasideydi. Fakat geçen gün baktım bir beyanatı var, bürokratları tehdit etmiş. Yani bunu da vatandaşımızın dikkatine sunmak istiyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bu gençlik merkezlerimiz şu anda 230 tanesinde yapımı devam ediyor. Bunlar devreye girecek olanlar. Tabii Samsun'daki yatırımlar gelince onu da göstereceğim. Ve şunu söylediğiniz zaman da ben şaşırıyorum. Yani açılış yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz? Ya bakın, Samsun'a 20 milyon lira değerinde bir olimpik yüzme havuzu kazandırılmış. Bunun açılışını yapmamak olabilir mi? Yani niye yaptınız, niye yapıyorsunuz diye böyle bir soru olabilir mi? Şimdi ben bütün vatandaşlarımıza soruyorum. 2017'de Samsun'da işitme engelliler olimpiyatı olacak. İşitme engelliler olimpiyatına 5 ila 6 bin arasında sporcunun katılımı öngörülüyor. Bu Samsun ekonomisine nasıl bir katkı sağlayacak biliyor musunuz? Bu Samsun ekonomisine nasıl bir şey getirir olacak? Samsun'un tanıtımı için nasıl bir şey? Bundan büyük tanıtım var mı? Yani yaklaşık 20-30 bin insan da Samsun'da olmuş olacak. Aynen. Dışarıdan gelmiş olacak. Tabii. Bu sadece sporcu biraz evvel dedim. Sizin dile gidin. 20 ila 30 bin arasında insanımız da gelip Samsun'da kalacak. Samsun'u görecek. Bunların gayreksiliği yurt dışında. 100 küsür ülkenin katılımı olacak. Tabii ki. 100 küsür ülkenin katılımı olacak. Ve bunlar hepsi Samsun'a gelecek. Peki bunun Samsun'a kazandıracağı katma değerin, bunun Samsun'a kazandıracağı tanıtımın farkında mısınız? Şimdi yani son 3 yılda biz 460 milyon liralık spor yatırımı yaptık. Bunlar tabii ki yeterli değil. Ama bakın, şimdi bizi bu noktada eleştiriyorlar ya, dedim ya, ama ay yıldızlı bayrağımız göndere çekildiği zaman ne hissediyoruz? Büyük bir gurur hissediyoruz değil mi? Milli marşımız çalındığı zaman hepimiz gururlanıyoruz. Bunların olması için yapıyoruz işte bu yatırımları. Bu anlamda bunu eleştirmek bilemiyorum ne kadar şeydir. Ha şunu da söyleyeyim. Bizi eleştirenler tabii kendi zamanlarında, geçmiş dönemlerde yapılmayan bu yatırımlar konusunda önce bir gelsinler de niye yapmadıklarını anlatsınlar. Niye yapamıyorlardı biliyor musunuz? Çünkü bunu yapabilecek iradeleri yoktu. Bunu yapabilecek bir ekonomik altyapı yoktu Türkiye'de. Ve bunu yapabilecek Türkiye'nin vizyonunu bu noktaya taşıyacak olan bir görüş yoktu. Bir vizyon eksikliği vardı. Bakın biz sporcu yetişmiyor diyorlar değil mi Türkiye'de? Şu anda 6 milyona yakın lisanslı sporcumuz var. Ha, şimdi hemen bunu şunu söyleyecekler. Bu yetmez, doğru yetmez. Altyapıyı yapmak, bu salonları yapmak, 65 tane yüzme havuzunu yapmak, 65 tane yüzme havuzunu yapmak Türkiye'de. Yetmez, doğru yetmez. Çünkü içini kullanmamız gerekiyor. Doğru kullanmamız gerekiyor. Şimdi beni bir havuzun açılışını yapmakla eleştirirseniz vatandaşımız size der ki,
Ya işi yapan kişi, açılışı yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gençlik ve Spor Bakanı. Yani bir havuzun açılışını yapması kadar doğal bir şey olabilir mi derler. Veya yapılan bir yatırımın anlatılması kadar doğal bir şey olabilir mi diye sorarlar. Niye şunu hiç kimse gündeme getirmiyor peki? Yani getirenler tabii ki var. Ben muhalif anlamdaki eleştirenlere söylüyorum. Bu yaz yüzme öğrenen çocuklarımız nerede öğrendiler? İşte bu havuzlarda öğrendiler. Peki her yüzme öğrenen çocuğumuzun bize katkısı ne? Bırakın müsabakalarda veya farklı anlamdaki bir temsil noktasını. Yüzme öğrenmiş olan bir yavrumuz. Hem kendisini fiziksel anlamda daha farklı geliştirebilir ama hepsinden önemlisi yüzme öğrenmiş olan bir yavrumuz ileri zamanda denizdeki boğulma tehlikesine karşı en azından yüzmeyi öğrenmiş olarak o tehlikeyi atlatmış olur. Ve Türkiye'de hep ne diyoruz? Farklı anlamdaki spor dallarına gitmemiz lazım ki bu anlamda yetişen gençlerimiz ileride Türkiye'yi temsil etsinler. Ve tabii ki ilçelere havuz yapma konusunda Samsun'da başladık. İşte Bafra'da. Ne açtık bunu? Atakum'da. Bu konuyu tabii efendim izah ederken aynı zamanda Samsun'daki yatırımlarınızı da buna ilave ederseniz. Tabii oraya doğru geliyoruz. Evet, tamamlamış oluruz en azından. Bakın evet. Şimdi biz bu yaz bir şey daha yaptık. Yaz değil daha doğrusu özür diliyorum. Mart ayından beri bir hamle yapıyoruz. Bütün Türkiye'de mahalle tipi diye tabir ettiğimiz halı sahalar vardır. 35'e 50. Ve yanında basketbol sahası. Bunları biz küçük bir spor kompleksi olarak düşünebiliriz. Ama mahalleye yapıyoruz. Ve bundan 750 tane yapıyoruz şu anda. Türkiye'de. Niye yapıyoruz bunları? Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Birincisi evlatlarımız çok yakın mahalle içerisinde. Çünkü eskiden bir mahalle kültürü vardı hatırlayın. Çocuklar mahallede oynardı, aileler bilirdi. Yani köylere kadar gidiyoruz bunlarla. Evet, yolda oynardık. Yani şimdi bu imkanları biz sunuyoruz. Şimdi bu imkanı, bunu yapmak Allah aşkına eleştirilecek bir şey midir? Bununla nasıl eleştirirsiniz? Sayın Bakanım, o konuya ben defalarca destek vermişimdir. Ben de o konuya çok önemsiyorum. Çünkü her mahalleye yapılan o spor kompleksi çocukların uyuşturucudan uzak durması demek. Ben bu konuda belediyelerde sosyalleşmesi demek, aktifleşmesi demek. Köşemden çağrıda bulunuyorum. Lütfen buna yer ayırın. Okullarda yer ayırın. Evet. Çünkü her mahallede iki tane olsun, üç tane olsun. Tabii. Çünkü spora bulaşan bir çocuk uyuşturucuya bulaşmaz. Evet. Yani spora bulaşmamış her çocuk da bir uyuşturucu kullanıcısı adayıdır. O nedenle bu konuda sizi tebrik ediyorum. Tüm belediyelerde bir kez daha buradan çağrı yapalım. Lütfen yer çıkarsınlar, size başvursunlar. Ve her mahallede bir tane değil, iki tane, üç tane olsun ki o çocukları biz uyuşturucudan kurtaralım. Ve bakın ben şunu söylüyorum. Bu bizim görevimiz. Bizim bunu yapmamız lazım. Yani biz eğer bu şu anda sorumluluğu üstümüzde taşıyor isek, bize bu sorumluluk Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verildiyse bu sorumluluğun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii ki biliyoruz biz bu görevi bize. Şimdi öncelikle milletimiz bizleri destekleyerek, AK Parti'yi iktidar ederek bize bu sorumluluğu veriyor. Ama bundan sonra tabii ki bakanlık görevi bir icra görevidir. Ve icra görevini size ülkenin başbakanı önerir sizi. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bu icra görevini yaparsınız. Dolayısıyla bunu zaten sistematiği budur. Ha bunu bir muhalefet partisinin, iktidarda olmayan muhalefet partisinin içerisinde şöyle düşünebiliriz. Muhalefet partisinin içerisinde de genel başkan yardımcılığı, parti meclisi üyeliği gibi kurullar vardır. Bunlar nasıl oluyor? İşte genel başkanın görevlendirmesiyle olan, mesela genel başkan yardımcılığı değil mi? Veya partide bir görev almanız. Dolayısıyla bunlar doğal şeylerdir partilerin içerisinde. Hükümet kurma görevinde almış olan bir başbakanın bu anlamda kendi kadrosunu yani bakanlarını seçerken tabii ki bir başbakan önerecek. Başbakanımız bu noktada ortaya koyacak önerisini. Cumhurbaşkanımızın onaylaması durumunda o bakanlar görev yapıyor olacaklar. Daha önce bizimle ilgili bir eleştirisi olan bazılarına cevap vermiş olalım bu anlamda. Araya böyle serpiştiriyoruz. İbrahim Tatlıses, sanatçımız. Evet. Kendisi tabii üniversite mezunu değil.
niçin üniversite okumadınız diye sordukları zaman Harran'da Oxford mu var, Oxford mu vardı da okumadık diye bir cevabı vardı. Eskiden biz de çocukluğumuzdayken hep şikayet ettiğimiz şey altyapı yok, tesis yok. Değil mi? Niçin bizim sporcularımız veya uluslararası alanda çok sporcumuz çıkmıyor diye yakınırdık. Şimdi bunu yapıyoruz işte. Şimdi gelelim Samsun'a isterseniz. Samsun'da yaptığınız hizmetler, Samsun bu konuda biraz da sizin de Samsunlu olmanız, Samsun milletvekili olmanız, Samsun bakan olmanızdan dolayı avantajlı bir tabii, yani, kent oldu. Şimdi bu anlamda, avantajlı da olmalı da. Yani onu söyleyeyim. Şu anlamda yani, söylüyorum. Evet, tabii. İlk meşalenin yandığı yer demişti başbakan değil mi efendim? Meşale şehir olarak adlandırmıştı başbakanımız Samsun'a. Atatürk'ün ilk adım attığı yerdir. Atatürk spora çok önem veriyordu. Eyvallah. O yüzden Samsun'da bu hakkını da verilmeliydi tabii. Tabii Cumhurbaşkanımızın da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını 2014'te başlattığı ildir Samsun. Evet, isterseniz Samsun yapılanları da bir özetleyelim tabii, isterim. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal'in ayak bastığı ilk yer Samsun'dur. Buradan başlamıştır. Bu akşam da kendi mahallemdeydim. Biliyorsunuz Havza'ya doğru geçmeden önce Gazi Mustafa Kemal bizim mahallemizde bir mola vermiştir. Yukarıda Ataköy Mahallesi'nde. Adı da ondan Ataköy'dür. Bunu da antiparantez hatırlatmış olalım. Tabii Samsun'umuzla ilgili gerçekten çok farklı bir yatırım hamlesi içerisindeyiz. Özellikle Türkiye'nin her yanıyla tabii ki. Ama Samsun'da da dediğiniz gibi bizim memleketimiz olması, bizim Samsun milletvekili olmamız ve bu görevlendirilmiş olmamızdan dolayı biraz da bir daha farklı bir yaklaşım içerisinde olabiliyoruz. Bunu da ben bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Tabii yıl sonuna kadar başlayacağımız projeler anlamında değerlendirmemiz gerekirse Vezir Köprü'de de Kunduz Kamp projemiz. Ki bunun şu anda ciddi anlamda çok farklı noktalarda yürüyüşü var. Ve Batı Park'taki spor kompleksimiz. Bu yine 2017 işitme engelli olimpiyatıyla ilgili olarak gündemde olan bir yatırımdır. Altyapı yatırımıdır. Yani bu anlamda Samsun'un tabii bu organizasyonu almış olmasından da kaynaklanan bir yatırım ayrıcalığı olmak durumunda doğal olarak. Burada 3 tane farklı spor tesisi inşa ediyoruz. Bu anlamda şu anda ekranda da sevgili seyircilerimizin gördüğü Vezir Köprü Kunduz Sporcu Kamp Merkezi ile ilgili olarak işte bu görseller inşallah Samsun'umuzun Vezirköprü ilçesine kazandırılacak olan yatırımlar olacak. Vezirköprülü hemşehrimiz de buradaki birçok gelecek kamp yapacak olan takımın veya sporcuların getireceği ekonomik katkıdan ilçe olarak inşallah faydalanmış olacaklar. Ve tabii bütün ilçeye fayda sağlayacak. Çünkü oradaki her şeyin sağlanması yani gıdasından tutun da işte orada çalışacak olan, istihdam edilecek olan vatandaşlarımız hep Vezir Köprü'den olacak. Dolayısıyla bu da bir hem ekonomik destek sağlamış olacak oraya. Bu buz pateni, bowling ve okçuluk salonlarının Batı Park'ta inşa edilecek olan salonlarımızın görseli ki bu 25 Kasım'da inşallah ihale edilecek olan 3 tane tesisimiz. Tabii biliyorum burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yakın takibi var. Çünkü ev sahibi olacak bu 2017 olimpiyatlarında inşallah. Ve Kunduz'la ilgili olarak da eğer bir aksilik olmazsa ki olacağını ben düşünmüyorum. 22 Aralık'ta ihale gerçekleşecek. Dolayısıyla inşallah bunların hepsi yılbaşından önce hayata geçecek olan tesislerimiz, yani inşaat anlamında söylüyorum. Ve tabii Ladik, Kavak ve Tekkeköy gençlik merkezlerimiz de bunlar da hayata geçecek olan, inşası başlayacak olan gençlik merkezlerimiz olacak. Dediğim gibi Ataköy'deki zaten şu anda düzeltiyorum. Atakum'daki şu anda gençlik merkezimiz açılmış vaziyette. İlk adımda Türkiye'nin ki en büyüğü olacak olan gençlik merkezimizin temeli atıldı. Beraber attık zaten onu Erdoğan Başkan'dan beraber belediye başkanımızla ve inşallah devam edecek. Yani Samsun'un toplam son yıllarda aldığı tabii stadyum projesi de bunun içerisinde. Şu andaki yeni yapılmış olan Tekkeköy yine stadyum yanındaki 7500 kişilik Yaşar Doğu spor salonumuz. Yani 460 milyon lira civarında bir sportif yatırımı almış durumda. Tabii şimdi yine bazıları diyecek ki spor yatırımı gibi muhalefette ama bakın yapılan her spor yatırımı aynı zamanda şehrimize bir farklı vizyonu ve kazancı getiriyor. Şimdi örneğin
Cumhurbaşkanlığı Kupası Samsun'da oynandı. Basketbol finali. Bu şey oynandı. Bunun için Samsun'a gelen herkes Samsun'da bir ekonomiye katkıda bulundu. Bir canlılık getirdi. Yapılan spor tesislerimizin kullanımıyla ilgili olarak yapacağımız uluslararası organizasyonlar, ulusal organizasyonlar da Samsun'a gelinecek, Samsun'da kalınacak. Hatırlayın 2011 seçimlerinde seçim kampanyası yaparken neyi konuşuyorduk? Samsun'a yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan yerli ve yabancı turistin kalacağı otel sayısında sıkıntı çekiyoruz. 5 yıldızlı otelimiz yok diyorduk. 2011'de diyorduk bunu. Evet. Türkiye'deki ekonomik gelişimin paralel gelişmesiyle ilgili olarak da şu anda Samsun'da 2 tane 5 yıldızlı otelimiz, o zamandan bu zamana yeni inşa edilen olarak söylüyorum, mevcut. 4 yıldızlı otellerimiz, yeni yapılan diğer otellerimiz. Bunların hepsi Samsun'daki istihdam alanını geliştiren şeyler ve aynı zamanda tanıtımını geliştiren şeyler. Çünkü biz gayet rahat bir şekilde misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Çünkü artık uluslararası organizasyonların hangisini alacağımızı Türkiye biz seçiyoruz. Biz karar veriyoruz. Günün birinde Dünya Kupası inşallah veya Avrupa Kupası veya bir olimpiyat alındığı zaman Samsun'da bundan bölge olarak tabii ki pay alacaktır, değil mi efendim? Şimdi bakın örneğin organizasyonlarında. Evet. Şimdi mesela bakın bu statları niye inşa ediyoruz? Biz dedik ki altyapısını. Biz tesis açısından Samsun'da her organizasyonu yapabilecek hazırlığa gelmiş vaziyetteyiz. Şu ya biraz evvel bahsettiğimiz ve görselini gördüğümüz tesisler de bittiği zaman, ki bunlar dediğim gibi 2017 işitme engelli olimpiyatı için inşa edilen tesislerdir aynı zamanda. Bunlar bittiği zaman Samsun'da yapamayacağınız hiçbir organizasyon olmayacak. Şu anda zaten çok ciddi bir altyapımız var ama aynı zamanda bunlar da devreye girdiği zaman, ki biliyorsunuz şu anda golf sahası da yapılıyor Samsun'da ve bakın her türlü branşın temsili oluyor. Şimdi 1,5 yıl içerisinde bu saydığımız yatırımların hepsi inşallah bitecek. Ne olacak peki Samsun'da? Şimdi dediniz ya biraz evvel şehrimizin sorumluluk alanındaki görevlerimiz itibariyle. Yani sürekli söylüyorum ama bunu iyi anlaması gerekiyor vatandaşlarımızın. Lütfen bu konuda bizi yanlış değerlendirmesinler. İyi değerlendirsinler ve doğru değerlendirsinler. Bakın bu yatırımların hepsi Samsun'a bir değer katıyor. Samsun'a şehir dışından gelecek olan insanların sayısını arttırıyor. Samsun'a yatırım yapacak olan iş dünyasından gelen kişilere şehri farklı bir vizyonla sunma imkanınız oluyor. Ve bu olduğu zaman insanlar sizin şehrinize yatırım yapmak istiyor. Şimdi bizim bakanlığımızda bununla ilgili bir ödenek problemimiz yok. Mühendislik açısından da devam eden bir süreç içerisindeyiz. Bu anlamda Samsun'da şu ana kadar çivisi bulunmayanlar, çivi çakmamış olanlar tabii ki eleştirecekler. Ama vatandaşımız da bizi bu anlamda inanıyorum ki doğru değerlendirecek. Bakın şu anda yeni inşa edilen stadyumumuzun devreye girmesiyle şehir merkezinde kalmış olan eski stadyumumuz tabii ki yıkılacak ve orada yeni bir gelişim alanı olacak. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuğumuz, ilerisi için düşündüğümüz projeler içerisinde şu anda eski sıkışmış olan sanayi mahallemizi oradan çıkartıp orayı şehrimizin içerisine katıp yeşil alan olsun, farklı projelerle, şehre farklı bir hava getirecek olan bir yapıyla bunu Samsun'umuza bir katma değer olarak ortaya koyup Samsun'umuzu geliştirmek istiyoruz. İşte dedik ya vizyon. Bu bir vizyondur. Şehrimizin üzerinde geliştirilmesi gereken şeylerdir bunlar. Samsun'un da üzerimizde hakkı var. Yaşadığımız şehrin üzerimizde hakkı var. Samsun Karadeniz'in en önemli şehri. Samsun Karadeniz'in en büyük şehri. Ve bu anlamda kendini geliştirmesi için buna ihtiyacı var. Tarım alanlarımızdan beraber aynı zamanda sanayimizden beraber gelişmemiz gerekiyor. Turizmimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Bakın bununla alakalı olan bu çalışmalar ciddi bir noktaya gelmiş vaziyette. İşte bu altyapı yatırımları size farklı anlamdaki sektörlere çekecek. Siz medikal anlamdaki çalışmaları Samsun'da geliştirmek istiyorsanız uluslararası yatırımcıyı buraya getirip veya bu ürettiğiniz sanayi ürünlerini satacak uluslararası bir müşteriye ihtiyacınız var. Müşteri nasıl elde edilir? Uluslararası anlamda ekonomi içerisinde, ticarette
üretim yaptığınız şehrinize, mekanınıza çağırırsınız. Onu orada ağırlarsınız. Getirdiğinizde işte şöyle özellikleri var Samsun'un, böyle özellikleri var Samsun'un, şöyle güzellikleri, doğa, tabiat, turizm açısından, sanayisinde, doğasında güzellikleri var diye anlattığınız zaman yatırımcı da evet gerçekten burada farklı bir şehir var, farklı bir hava var, ben buraya yatırım yapayım der. Şimdi bakın eleştirme çok kolaydır. Şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Bunu söyleyebilirsiniz, anlatın. Siz ne yapacaksınız onu soruyorum. Sizin Samsun için ne projeniz var? Hayata geçirmiş olduğu projeleri reddetmek için insanların, biraz öyle düşünüyorum ben, arkadaşlarım gibi aklından zorunlu olması gerekiyor. Bizim gibi 40 yaşın üstünde olan insanlar buna benzer imkanlardan yararlanmamış olduğu için geçmişte şimdi yapılan çalışmaları gerçekten, sokakta top oynuyorduk diyoruz. Tabii gerçekten işte hakkını bakın, teslim etmek gerekiyor. Geçen bir mahallemize gittim ve oraya, şimdi isim vermeyelim ama şehrimizin büyük bir mahallesine gittim. Ve oraya biz bir işte bu halı sahalardan inşa etmişiz. Ettik. Ve bakın ben akşam saat 9 gibi oraya vardığımda oranın gençleri o sahada maç yapıyorlardı. Tribünlerde onları izleyen arkadaşları vardı. Şöyle bir saydım. Sahada oynayan 10-10'dan 2 takımdı. 20 kişi. Tribünde oturan aşağı yukarı bir 30-35 tane genç kardeşimiz. Diğer taraftan onları izlemeye gelen küçük arkadaşları, onlardan da bir 20 tane civarında olsa, şöyle bir ortalama 60-70 tane gencimiz akşam 9'da oradaki maçı takip ediyor. Birlikte orada vakit geçiriyorlar. Aileleri nerede olduklarını biliyor. Huzur içerisinde çocuklar enerjilerini attıkları için farklı bir şey düşünün. Ve o işe konsantreler. İşte. Bu başka bir alana yönelmelerini de önüne geçmiş oluyor. Bir mahallede, yani yeni ismiyle mahalle, köydeki bir, eskiden köy olan, şimdi mahalle olan yasamız, Büyükşehir Yasası'ndan sonra bir noktada. Başka bir ilçemize gittim. Orada 24 tane mahallemizin ortak kullanımı için inşa ettiğimiz aynen böyle bir halı saha. İnanın öyle şeyler duyuyorum ki, öyle güzel şeyler anlatılıyor ki. Yani günde 6 maç, 7 maç. Mahallelerin temsilcileri geliyor, orada gençleri takip ediyor, velileri takip ediyor. Bundan, bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Biz yakın bir zamanda Kazakistan'dan misafirlerimiz geldi. Akla'dan kardeş şehir olarak. Onlar da Samsun'daki spor yatırımlarının olağanüstü boyutlarda olmuş olmasından çok etkilendiler. Kendi ülkelerinde ya da şehirlerindeki durumu bize anlatırken bunu söylediler. Şimdi söylediğiniz şeyler çok önemli gerçekten. Ancak daha önceki programda bu ve buna benzer hayata geçirilmiş projelerin içerisinin daha da doldurulması için çalışmalar yürüttüğünüzden bahsetmiştiniz. Biz de o çalışmaların bir parçası olmak istiyoruz işin açığı. Medya olarak üzerimize neler yapabiliriz bunu arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu gerçekten önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirmiş olduğu projeler. Ancak bütün bunların dışında yine hayatımızın içerisinde işte bu 10 Ekim'deki patlama ile ilgili gündemimize düşmüş bir şiddet sarmalı var. Bir tedirginlik var toplumda. Direkt sizin Gençlik ve Spor Bakanı olarak belki üzerinde daha çok spor yatırımlarını, gençlik yatırımlarını konuşmamız gerekiyor ama bu soruyu da sizinle paylaşmamız gerekiyor. Bu Ankara'da patlayan bombaların ardından operasyonlar başlatıldı. Örgüt... Zaten operasyonlar devam ediyordu. Bakın Sinan Bey, orada şöyle özür dileyerek araya giriyorum. Şöyle bir yanlış algı ortaya konmaya çalışılıyordu. Bakın, ülkemizin güvenlik güçleri ve emniyeti ve istihbaratı tabii ki bunları araştırıyor, takip ediyor. Yani bu her ülkenin zaten yaptığı bir şey. İstihbaratının görevi bu zaten. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı işte. Yani komşu bir ülkemizden ülkemize geçmek üzere olan bir canlı bombanın yakalandığının ve üzerinde neler çıktığını işte bu akşam açıkladı. Dedi ki TNT'dendi. Aynı zamanda yine Urfa'da iki gazetecinin biliyorsunuz kafası kesilerek öldürüldü. Yani ama işte Türkiye Orta Doğu bataklığına sürüklenmek mi, çekilmek mi isteniyor? Burada IŞİD. Sinan Bey, benim orada bir küçük itirazım var. Buyurun. Bunu ben sizin şahsınızda dile getirmek istemiyorum ama İşte bakın,
kullandığımız, siyasiler olarak kullandığımız kelimelerin ve siyasiler olarak ortaya koyduğumuz tezlerin bazen hepimizin üzerindeki farklı etkileri. Şimdi bu bir örnek. Lütfen bunu şahsınız olarak algılamayın. Yani özellikle rica ediyorum sizden ama ana muhalefet partisinin genel başkanı sizin biraz evvel dile getirdiğiniz Orta Doğu bataklık kelimesini kullandı. Şimdi sizin tabii bunu kullanmış olmanız ben biliyorum gayri ihtiyari olarak şey. Ama bakın Orta Doğu bir bataklık değildir. Orta Doğu medeniyetlerin beşiğidir. Orta Doğu bizim medeniyetimizin, bizim inancımızın ve birçok inancın köküdür. Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Kahire'nin olduğu bölgedir. Orta Doğu burasıdır. Şam'ın olduğu, Halep'in olduğu, Bağdat'ın olduğu. Bu bölgedir. Basra'nın olduğu bu bölgedir. Yani çatışmaların orada o anlamda söylediğinizi biliyorum. Evet, yani onun için lütfen üstünüze alınmayın diye özellikle bitmeden söylüyorum. Evet. Yani lütfen bunun anlamda benim sizinle alakalı olarak bir şey düşünmeyin ama ben işte, o soruya şunu da ilave edebilir miyim sizi konuşurken? Eğer ki böyle bir iddia var ise ki bu iddiayı taşeron olarak üstlenmiş olanları da açıklar mısınız? Oraya geleceğim. Evet. Şimdi bakın. Yani Sinan Bey bir konuyu iyi açtı. Evet. Ama bunu söyleyen kim olduğu önemli değil fakat Türkiye'ye birileri ama demokratik görünüm altında ama antidemokratik görünüm altında kimi silahlı kimi silahsız bir şekilde birileri de buna taşeronluk yapıyor mu? Tabii ki. Şimdi bakın ve şunu da söyleyelim. Bunu biz de kullanıyoruz. Hep ne halktan diyoruz? Da buna destek var mı? Bir kısmından. Açacağım. Şimdi bakın. Ne diyoruz biz? Orta Doğu diyoruz değil mi? Biz de kullanıyoruz bunu. Çünkü bugünkü dünya sistemi içerisinde baktığınız zaman işte Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce Birleşmiş Milletler'de ortaya koyduğu bir söz vardı. Dünya beşten büyüktür. Bu sözü niye koydu? Şimdi hani dedik ya milli mücadele. Yine oradan şöyle bir gelelim. Bakın bu bir milli duruştur. Bu bir özellikle ortaya konmuş olan bir sözdür. Bunun altı çok doludur. Çünkü dünya beşten büyüktür derken Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyeyi kastediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve onların vereceği her kararın dünyadaki her şeyin üzerinde olduğu gibi bir algı var. Böyle değil. İşte onun için dünya 5'ten büyüktür. Bunu söylüyor, bunu dile getiriyor. Ve ondan sonra birileri de Cumhurbaşkanımızın üzerinde bir takım algılar yapmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Yani biz Cumhurbaşkanımızı bu tip ucuz numaralara, ucuz siyasetlere yedirmeyiz. O kadar. Öyle değil bu iş. Bu bir. İki. Dedi ki Orta Doğu. Aslında ortanın doğusu oluyor değil mi? Orta Doğu bu. Bu nereden geliyor? Yani birazcık şey olacak ama hani farklı bir noktaya taşıyoruz biraz işin tarihi ve coğrafi anlamdaki şeyini. Ortanın doğusu. Orta neresi? Türkiye. Orta anladım. Türkiye'yi de oraya koyuyor. Hayır Türkiye aslında oryantalistler açısından oraya konur. Niye? Çünkü batının yani Avrupa'yı merkez alıp ortanın doğusu. Aslında biz ortadayız. Baktığınız zaman şimdi eski şeylere bakın haritalara, ortaya konanlara merkezde biz varız. Bu hep baktığınız o açılardan farklı açılardan. Şimdi Çin açısından bakarsanız Orta Doğu çok farklı bir yer. Japonya çıkıyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Denilen dünya, coğrafyanın Orta Doğusu da Amerika oluyor. Yani. Eğer oradan merkez alırsan. Değil mi? Şimdi bakın bu şu anlamda söylüyorum. Yani farklı bir şeylerin dile getirilmesi. İşte dediniz ya uluslararası sistem içerisinde. Bakın. Türkiye'nin üzerindeki yani komşularımıza baktığımız zaman şimdi bakın Suriye'de çok ciddi bir sıkıntı var. Irak'ta bir sıkıntı var. Bu ikisinin iki ülkenin sınırı 1000 kilometreyi aşıyor. Ve bizim bu sınırlarımızı kontrol etmek, bu sınırlarımızı güvenlik altına tutmak noktasındaki çabalarımız çok farklı noktalarda devam ediyor. Ama tabii ki birileri de Türkiye'nin bu huzurlu ortamını yani gelecekle alakalı gelişimin üzerinde farklı anlamda emelleri vardır. Ve bunun için sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi bir takım terör örgütlerini bu anlamda kullanır. Şimdi bakın Türkiye'yi bir zamanlar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı bu DEAŞ terör örgütünün yanında durmakla suçladılar. Ya ben şahsen milletvekili olarak görev yaparken parlamenter asamble, NATO Parlamenter Asamblesi içerisindeki görevim icabı birçok ülkeye ziyaretlerde bulundum ve oradaki parlamenterlerle bir araya geldim. Ve biz 2 yıldan önce, daha önceki zamanlarda hep söylüyorduk. Bakın
Bu gidişat gidişat değil. Orada halkına zulmeden bir diktatör var. Ve bu anlamda bu işin sonunda orada oluşan boşluklar var. O boşlukları gelir gayri hukuki ve teröristler doldurur. Ondan sonra başka işlerle uğraşmak durumunda kalınır diyorduk. Söylediğimiz maalesef istemediğimiz şekilde ortaya çıktı. Ama Türkiye bu anlamda duruşunu ortaya tabii ki koyacak. Masum vatandaşları biz tabii ki alacağız. Zulümden kaçanlara biz ev sahipliği yapacağız. Ama aynı zamanda da ülkemizin üzerinde de herhangi bir şekilde bir operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bu bölgede beraber hareket ettiklerimiz, yani dostlarımız da var tabii ki. Yok değil. Yani bu anlamda dostlarımız da mevcut ülkeler arasında. İşte Katar'la yaptığımız çalışmalar, yeri geliyor Suudi Arabistan'ın ve bölgenin içerisindeki Ürdün'le yapılan ortak çalışmalarımız, bunların hepsi mevcut. Dolayısıyla bu anlamda tabii yolumuzun yürüyüşüne devam edeceğiz ama şunu unutmamak lazım. Biz Orta Doğu bölgesi içerisinde, bu bölgenin içerisinde en ağırlığı olan ülkeyiz. Demokrasisi, devlet sistemi, hukuk yapısı en kuvvetli olan ülkesiyiz. Tarihi derinliği en derin olan ülkesiyiz. Ya ben orada söylediklerinizin içerisinde şunu da anlatmaya çalıştım. Kan ve gözyaşının eksik olmadığı bir durum Türkiye'de, işte Ankara'da da canlı bombanın kendini patlatmasıyla yaşanmaya ama başladı. Ama bakın o olaydan bu, sonra biz bu, o zamandan yakın bir zamandan sonra program yapmıştık. Yani evet, Ahmet Hakem'in de yaptık. Evet, şöyle bir şey var. Şu anlamda söylüyorum. Bakın ülkemizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğu bu anda çıkıp da açıklama yapan siyasi parti liderlerinin ortaya koydukları sözler çok önemlidir. Samimiyet önemli. Samimiyet çok güzel. Samimiyet çok önemlidir. Biz yüreğimizde hissediyoruz acıyı. Onlar hepsi bizim vatandaşımız. Tamam. Bu ülkenin evlatları. Bu ülkede farklı fikirler tabii ki olacak. Herkes fikrini açıkça dile getirecek. Ama bu anlamda oturup müzakere edebilmeliyiz. Gücümüz buradan geliyor. Ve zaten o saldırının karşısında, o terör saldırısının karşısında milletimiz dik durduğu ve beraber durduğu için amaçlarına ve emellerine ulaşamadılar. Ve ulaşamayacaklar. Ülkemizde tabii ki farklı anlamda şeyler yapmak isteyenler var. Belki bir takım farklı noktalara çekmek isteyenler, huzuru bozmak isteyenler. Ama bu millet asla buna müsaade etmeyecektir. Evet. Sen bakalım. Biliyorsunuz bu gece seçim yasakları başlıyor. Evet. Dolayısıyla biz Türkiye'nin terörünü falan başka bir programda konuşuruz. İsterseniz kalan süremizi ben şöyle değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlar da müsaade ederse. Son 5 dakikamız var herhalde. Siz kalan bu son sürede Samsun'a sadece bakanlık olarak yapılanları, hizmetleri saydınız ama diğer hizmetleriyle birlikte yapılacak hizmetleri bir şöyle seçim konuşmasıyla toparlayıp seçmene de son mesajı verirseniz, çünkü 12'den itibaren bir 10 dakikamız var, 12'den peki itibaren seçim mesajlarına giriyoruz. Bu süreyi size verelim, dilediğiniz gibi kullanın efendim. Peki. Bakın. Tabii yapacağımız yatırımlar içerisinde biliyorsunuz Sayın Ulaştırma Bakanımız da hızlı trenle ilgili projeyi de açıkladı. Dolayısıyla bu da artık hayata geçecek olan bir projemizdir. Ve tabii şimdi şöyle konuşurken aklıma geldi Sinan Bey. Bakın diyoruz ya bizi eleştirenler. Tabii ki eleştirecekler. Yani siyaset anlamında herkes kendi duruş noktasını ortaya koyacak. Eleştiri olacak hakaret olmadan. Hiçbir şekilde hakarete taviz vermeyiz. Bu noktada ne benim şahsen bir farklı duruşum olur. Yani taviz veririm ne de parti olarak bizim bu durumdan bir taviz vermemiz söz konusu olur. Hakaret eden onun hesabını da verecektir. Ama bizi eleştirmek anlamında şu anda Samsun'da bulunup da eleştiren siyasilerimiz var. Tabii ki onlar kendi açılarından bir takım projeler ortaya koyuyorlar ama Samsun'a gelirken nereden geliyorlar? Bizim iktidarımız döneminde, AK Parti iktidarları döneminde inşa edilmiş olan dublevalardı. Uçakla geliyorlar ise hava yolunu, halkın yolunu yapan AK Parti iktidarlarının ortaya koymuş olduğu yatırımlarla geliyorlar. Şimdi bir zamanlar ne yaptınız ki diyorlardı. Yani yolları kullanıyorsunuz, onları da mı görmüyorsunuz? Uçaklara biniyorsunuz, onları da mı görmüyorsunuz diyorduk. Niye bunu söylüyorum? Biz gerçekten çok büyük işler yaptık Türkiye'de 13 sene içerisinde. Tek başımıza iktidar olduğumuz dönem içerisinde. Ve bundan sonra artık o sıçrama noktasının en
üst noktasına geldik. Şimdi bundan sonra inşallah 1 Kasım'da devam edeceğimiz bu yürüyüşümüzde Türkiye'yi artık çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Ve ilklerin şehri olan Samsun'u yeniden inşa etme noktasındaki kararlılığımız, vizyonumuz ortadadır. Bakın, Samsun'da inşa ettiğimiz spor tesisleri önümüzdeki 20 yılın tüm ihtiyaçlarını gidermiş ve altyapısını kurmuş şekilde oluyor. Yani dolayısıyla bundan sonra artık onun içerisindeki mekanların kullanımıyla gençlerimizin, sporcularımızın, vatandaşlarımızın, çünkü biliyorsunuz fiziki anlamdaki egzersizle birçok sağlık sorununun da önüne geçme imkanımız var. Obezitenin olsun, damar tıkanıklıkları olsun, bunların önüne geçme imkanımız var. Ve bakın burada çok önemli bir şey var. Samsun'da her şeyi yapma imkanımız var. Tarım, sanayi, turizm. Bunların hepsini yapabiliriz Samsun'da. Bu sektörlerimizin hepsinde çok farklı noktalara gelebiliriz. Bunu beraberce yapacağız. Bunu beraber başaracağız. Ama bunun için işte yürüyebileceğimiz bir yolumuzun olması lazım. Biz sırtımızı millete dayadık. Birileri başka yerlere dayamış olabilirler. Biz her zaman sırtımızı milletimize dayadık. Bunu şu anlamda söylüyorum. Milletimizle el ele kol kola yürüyoruz. Milletimizle beraber yürüyeceğiz. Samsun'da bakın bazı eksiklikler noktasında şeyler söylenebilir. Yapılan yol ve su yatırımları. Bakın 2002 öncesi yapılan yatırımlara bakalım. Ben burada vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin lütfen iyi düşünmesini rica ediyorum. 2002 öncesi neydi? 2002 sonrası ne oldu? Nasıl bir yatırım yapıldı? Her şeyi çözdük mü? Her şey bitti mi? Hayır. Tabii ki yapılacak şeyler var. Yani daha yapılması gereken yatırımlar var. Belli noktalardaki düzeltilmesi gereken bir takım altyapı çalışmaları var. Bunlar tabii ki var. Bunların da farkındayız. Ama biz atladığımız yolda, geldiğimiz merhaledeki yaptıklarımızla zaten bunları yapacağımızı ortaya koyduk. Bu anlamda vatandaşlarımızın bize olan güvenini biz biliyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken, yolda yürürken, karşılaştığımızda, bir çay içerken, bir yemek yerken, onlarla bir araya geldiğimizde bize olan teveccühlerini görüyoruz. Bizden istediklerini de görüyoruz. Bakın artık gençlerimiz bana gelip şunu istiyorlar. Sayın Bakanım, şurada veya şurada yeni bir tesis yapabilir misiniz? Bir halı saha istiyoruz sizde. Veya farklı noktalarda gelip diyorlar ki biz kendimizi geliştirmek için farklı bir ile gidip oradaki bir şeyi incelemek istiyoruz. Bu taleplerde bulunuyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Ha gelip de şunu da isteyenler var. Yani bizim ileriki yürüyüşümüzde bize destek verin. Önümüzü açın. E zaten biz seçim beyannamemize gençlerimizle ilgili o kadar çok şey koyduk ki. Geleceğimiz olan gençlerimiz ama bugünden itibaren yetişecek olan gençlerimiz. Bu anlamda ben vatandaşlarımızın bize güveneceğini ve Samsunlu hemşehrilerimizin, bakın bir şehrimizde, Samsun'umuzda yaptığımız çalışmaların ve yatırımların iyi bir şekilde koordine edilmesi çok önemli. Bu anlamda bizim Samsun'da iyi bir birlikteliğimiz var, iyi bir beraberliğimiz var. Ama tüm vatandaşlarımızdan da şunu rica ediyorum. Bakın 1 Kasım günü herkes ama herkes hangi siyasi partiye oy verecek olursa olsun lütfen sandık başına gitsin. Sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü biz ve sandığına sahip çıksın. Ve sandığına sahip çıksın. Özellikle mutlaka, doğulu vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Mutlaka sandıklara sahip çıksınlar ve cesur olsunlar. Evet. Bakın gençlerimiz, ben bunu daha önce de dile getirdim. Gençlerimiz cesur olsun. Çünkü özellikle belli bölgelerimizde terör estirmeye çalışanlar, yani zalimler korkaktır. Siz cesur durun, onlar kaçacak, yer arar. Biz arkanızdayız, yanınızdayız. Hiç merak etmesinler. Samsun'daki hemşehrilerim, özellikle rica ediyorum. 2 Kasım'ın Türkiye'nin ve Samsun'un yeniden inşa süreci olması için onların desteklerini istiyoruz. Biz bu hizmet yoluna talibiz onlara. Ama aynı zamanda şunu da söylüyorum. Hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Hangi siyasi partiye gönül vermiş olursanız olun. Lütfen gidin oyunuzu kullanın. Evet. Bu çok önemli. Teşekkür ederim. Bu çok önemli ve
Mesele sen ben değil. Mesele Türkiye. Dolayısıyla bu anlamda hepimizin üzerinde sorumluluk var. Hepimizin üzerinde görev var. Bu görevlerimizi yerine getirmek konusunda ben tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşehrilerimize buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Geleceğimiz çok parlak olacak. Geleceğimiz çok aydınlık olacak. Ama yeter ki el ele olalım, beraber olalım, birlik içerisinde olalım. Ve farklılıklarımızın zenginlik olduğunu iyi bilelim. Ve özellikle birbirimize olan desteğimizi açık ve seçik olarak ortaya koyalım. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı siyasi partilere mensup olabiliriz. Ama mesele Samsun, mesele Türkiye. Onun için lütfen herkes sandığın başına gitsin. Ve tabii ki bizim kendi açımızdan da isteğimiz bize daha fazla destek vermeleri. Bu bizim isteğimiz. Ama dediğim gibi herkes lütfen oyunu kullansın. Biz onlara hizmet etmeye, biz onların hizmetkarı olmaya talibiz. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size de uzun bir dönem oldu, uzun bir çalışma zamanı oldu. Bakalım inşallah 1 Kasım seçimlerinden sonra çok daha farklı bir gelecekten Samsun ve Türkiye olarak yine başka programlarda buluşuruz diye ümit ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sevgili seyirciler, gündem özel programlarının sonuncusunda Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili, AK Parti Samsun Milletvekili adayı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ı ağırladık. Sayın Bakan'ın çağrısına bizler de katılıyoruz. Vatandaşın söz söyleme günü seçim sandıklarının kurulduğu gündür. Lütfen gidin sandıklara, sözünüzü söyleyin. Sonra özgürlüğe, demokrasiye olan inancınızı ortaya koymuş olun. Sandığa gitmeden oturduğunuz yerde eleştiri yapma hakkınızın olmadığını unutmayın. Önce vatandaşlık görevinizi yapın, sonra kimi eleştirecekseniz eleştirin. İyi günler diliyorum, iyi geceler diliyorum, iyi seçimler diliyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.